Erişkinlerde ortaya çıkan sarılık, safranın içinde bulunan bilirubin denen bir pigmentin, yani boya verici bir maddenin cilt altında ve gözlerde toplanmasından dolayı ortaya çıkar. Kişinin cildi sarı olur, daha koyu renk sarı, en sonunda portakal rengine yakın bir sarılıkta olur. Ve üstelik sarılık, evet, bulgu olarak ciltte sarılık tek bir hastalık gibi görülebilir ama birçok nedenden dolayı oluşabilir. Örneğin kan hastalığından dolayı ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, kalıtsal genetik hastalıklarda kan hücrelerinin yapısı bozuktur ve bunu vücut alır, çok kısa süre içinde yok eder. Yok edince de karaciğerde toplanır bu maddeler. Karaciğere yeterince giremez. Karaciğer yeterince alıp işleme yeteneğine sahip olamayacaktır bu durumda. Çünkü aşırı bir kan yıkımı vardır. Ve bu kan hücrelerinin, eritrositlerin içinde bulunan hemoglobinin bir parçası bilirubindir. Bu cilt altında toplanır ve sarılık olarak gözükür. Bu kan hastalığıydı. Ama bir de karaciğerin kendi hastalıklarında da olur. Örneğin hepatit B, C, hepatit A, D. Bunlar karaciğerin iltihabıdır ve karaciğer iltihaplarında hücreler şişeceğinden dolayı mikroskopik safra yollarına bası yapar ve o safra yolları kapanır. Safra bu sefer safra kanallarına akamaz, kana karışır. Kana karışınca da bu safranın içindeki bilirubin denen madde cilt altında koyu bir sarı renk oluşturur. Biz de hastalığın farkına varırız. Sadece bu değil. Primer biliyer siroz denen başka bir karaciğer hastalığı da vardır hepatitler haricinde. O da sarılık yapar. Bu karaciğerin kendi hastalığından olanlardır. Bir de bunun kalıtsal olanları vardır. Doğuştan olan bazı sendromlar vardır. Ve bu bilirubin dediğimiz cildi boyayan renk maddesi iki tip ayrılır. Direkt ve indirekt olmak üzere. Ve doğuştan olan 4 sendrom, iki tanesi indirekt bilirubini arttırır. İki tanesi de direkt bilirubini arttırır. Bunlara biz Gilbert hastalığı diyoruz. Çok sık gözükür birincisine. İndirekt bilirubin artar. Aşırı yorulanlarda cilt rengi sarılaşmaya başlar. Ve toplumda oldukça sık görülür. Doğuştandır. Herhangi bir şey yapmayız. Sadece maraton koşmayın. Çok fazla kendinizi yormayın. Bir de uzun süre aç kalmayın diyoruz Gilbert hastalığına. Bir de Crigler-Najjar vardır. O da Gilbert benzeridir. Ama bir de direkt bilirubinin yükseldiği Dubin-Johnson ve rotor sendromları vardır. Fakat bunlar seyrek gözükür. Bunun haricinde karaciğerin dışında safra yolları vardır. Karaciğerin içinde safra üretildiği, hepsi toplanır. Tek bir safra yolundan bağırsağa akar. İşte o safra yolunu tıkayan taşlar, darlıklar, parazitler, safra yolunun tümörü veya pankreas başının tümörü, bu safra yolunun alt ucunu kapatır pankreas tümörleri, sarılığa neden olur. Yani karaciğer öncesine bağlı sarılık olur. Karaciğer öncesi sebeplere bağlı. Karaciğer hastalıklarına bağlı sarılıklar olur. Bir de karaciğerden sonraki bölümde safra kanallarında meydana gelen hastalıklardan dolayı sarılık olur. Sklerozan kolanjit dediğimiz bir hastalık vardır. Safra yollarını daraltır, sarılık yapar. Bir de yeni bir hastalık var. Son zamanlarda daha sık telaffuz ettiğimiz bir hastalık. Vücutta bir otoimmün hastalık dediğimiz, hastalık yapma kapasitesinde olan hücrelerimiz vardır. Bunlar normalde savunma hücresidir, vücudu savunurlar ama yanlışlıkla gidip safra yolu ve pankreas hücrelerini öldürürler. Onlarda iltihap ve daralma olur. Buna otoimmün kolanjit deriz ve aynı zamanda pankreas tutar veya otoimmün pankreatitin özel bir komponenti vardır. Ve bu durumda immün globulin G4 seviyesinde artış olur. Buna çok uyanık olmak gerekir ve bu hastalara biz özel bir ilaç verdiğimiz zaman hem pankreati düzelir hem de sarılığı düzelir. Atlanmaması gereken bir durumdur. Ama safra yolunun darlıklarında veya bazı özel tümörlerinde ya da taşlarında biz ağızdan gireriz mideye, oradan ince bağırsağa, ince bağırsağın içinden toplu iğneye kadar küçük bir delikten safra kanallarına ulaşırız ve karaciğerin içine kadar ilerleyerekten tümör varsa oraya tüpler yerleştirir, safra yolunu açık bırakırız ki sarılık olmasın. Çünkü ileri derece sarılıkta en sonunda kan zehirlenir, beyni bile zehirler.
Özellikle bilirubin seviyesi 30'un üstüne çıkınca çok büyük bir problemdir. Yine taş varsa safra yollarında onu aşağıya çekeriz. Özellikle safra kesesinin içindeki taş aşağıya düşer. Ana safra kanalına tıkar. Pankreas kanalına da tıkayabilir. Ama biz onu ağızdan girerek açabiliyoruz. Sebebi ne olursa olsun sarılık çok önemli bir hastalıktır. Fark edildiği anda mutlaka uzman hekimlere başvurulmalıdır.